Herkese merhaba. Bugün Amstelveen'deyiz. Burası bizim yani gördüğümüz, şu ana dek gördüğümüz yerler arasında herhalde en çok beğendiğimiz, en çok gönlümüzün olduğu, en azından benim öyle yani. Hem Amsterdam'a yakın olmasıyla, hem de böyle çok küçük, tatlı ve böyle daha sakin, çok yeşil yani. Tabii ki Amsterdam'da yeşil ama hani Amstelveen'de karşılaştırdığınız zaman burası inanılmaz yeşil ve inanılmaz güzel. Kesinlikle yaşanılacak bir yer diye düşünüyorum. Bugün buraya gezeceğiz biraz. Şu an arkamızda görmüş olduğunuz yer buranın meydanı. Böyle bir merkez gibi bir yer yapmışlar. İşte mağazalar var, marketler var, restoranlar, kafeler var ama tabii şu an kapalı hepsi. Ama biz ilk geldiğimizde açıktı ve çok hareketli ve çok güzeldi. Açıkçası çok beğendik. Şimdi yine biz buradaki biraz mahalleleri, evleri gezeceğiz. Bilmiyorum, böyle. Buranın bir özelliği var. Buradaki şimdi göstereceğimiz mahalle bizim Amsterdam'daki en sevdiğimiz mahalle. Yani evler o kadar güzel ki, o kadar yaşanılması bir mahalle ki böyle tarif edilemiyor. Yani Amsterdam'ın içinde öyle bambaşka bir yer gibi. Şimdi gösteririz evleri zaten. Fiyatlarını da veririz. Cansu'nun dediği gibi yani buranın bizdeki yeri ayrı. Çünkü ilk geldiğimizde 40 gün, yaklaşık 40 belki biraz daha fazla bu mahallede kaldık biz. Geçici bir süre için işte ev bulana kadar burada kaldık ve bayıldık yani gerçekten. Evet. Kalbimiz de burada kaldı biraz. Hayallerimizin mahallesine gelmiş bulunmaktayız. Böyle ellere baktıkça içimizin, benim yani içimin eridiği böyle. Benim de ya, yani bu acayip bir yer. Şu an tam arkamızda bir International School var. Evet. Burası üst düzey expatların çocuklarının geldiği okul. Ve bizim bahsettiğimiz mahalle başladı. Ya muhteşem bir yer gerçekten. Yani benim o ilk videoda dediğim ilk 5'e girer, o ilk 5'teki sanırım ilk yer burası. Gerçekten. O kadar güzel, o kadar huzurlu, o kadar, yani tarif edilemez bir yer bence burası ya. Yani evet, en güzel yanı da bence, zaten evlerin de fiyatlarından birazdan bahsedeceğiz, o zaman anlayacağız. En güzel yanı Amsterdam'a çok çok yakın olması. Yani gerçekten arabayla 10 dakikalı. Böyle başka bir ülkeye gitmiş gibi oluyorsunuz gerçekten. Burası böyle daha da Kuzey Avrupa'ymış gibi aslında. Aynen. Hani. Bir de burada tabii mimariyi yaparken mesela bu sokaktaki bütün evler birbirinin ya birebir aynısı ya da çok benzeri. Ama şurada bir yan sokağa geçtiğimiz zaman başka tip evler var. Ama onlar da birbirinin aynısı ya da birbirinin çok benzeri. Yani asla yapılarla sırada baktığınız zaman göz zevkinizi bozacak ya da böyle hani bu da bunlardan çok farklı duruyor diyeceğiniz bir şey yok. Bence burayı bu kadar güzel yapanlardan bir tanesi de o. Bence de. Başka yerlerde, Amsterdam'ın başka yerlerinde görüyorsunuz aynı sokakta başka tip evler. Hepsi ayrı ayrı güzel olsa da hepsinin tek bir bütünlükte güzel olması inanılmaz bir hava katıyor bence. Bu da bu da şey. Ya burada böyle bilmiyorum bir şey zannediyorlar herhalde. her defa kamerayla biri geçerken mutlaka bir tepki veriyor. Dediğimi de unuttum ben de. Yapıların tek tip ve birbirini böyle kötü etkileyecek ya da birbirinden çok farklı yapılarda olmaması da inanılmaz güzellik katıyor bence. Ya buradaki yalnız fiyatlar. Evet. evet, yani çok güzel bir mahalle ama fiyat olarak da karşılığını istiyor insanlar. Biz burayı çok sevince ev bakmıştım ben burada. Ne kadar acaba falan diye. Arkadaşlar burada evler çok şanslıysanız 800 bin Euro'dan başlıyor. Yani 800 bin Euro'ya bir ev bulabilirsiniz. Ama bu çok çok güzel dediğimiz evlerin fiyatları 1.2-1.5'e kadar gidiyor. Yani 1.5 milyon euroya kadar fiyatlar çıkıyor burada. Bu yüzden bizim için biraz hayallerimizin aynen, biraz hayallerimizin evi oluyor burada. Evet. Cansu'nun kolu koptu. Ben de evrandım. Ya
fiyatlardan bahsediyorduk. 1,5 milyon euro diye ama Hollanda'da arkadaşlar iki tane beyaz yaka çalışanın 1,5 milyon euroya ev alma ihtimali çok düşük. Yani evet burada ev almak kolay, krediler kolay çıkıyor, çok uzun vadede ödüyorsunuz ama kazancınıza oranla kredi çıkıyor size ve 1,5 milyon euro hani iki tane beyaz yakalı için çok büyük para. Burada da büyük para yani. Her istediğiniz evi alamazsınız burada. İki tane beyaz yakalı yani bizim gibi çalışan düşündüğünde çıkacak maksimum kredi orta düzeyde 700-750 maksimum 800 bin euro olur. Daha fazlasına kredi çıkmaz zaten burada da. O yüzden bu evlerde oturan insanlar da ya çok çok üst düzey şirket yöneticileri ya da kendi işini yapan insanlar. Aksi takdirde zaten böyle bir parayı kazanma ihtimalleri yok. Şimdi yan sokağına da geçeceğiz. Orayı da gösteririz, görüntülerini veririz. Dediğim gibi burası bizim hayallerimizin mahallesi. Yani benim için kesinlikle Amsterdam'da gördüğüm en güzel mahalle. Daha iyisi var mıdır? Bir yerlerde olabilir tabii ki. Olabilir ama. Ama şu ana kadar gördüğüm en güzel yer burası. Cansu dediği gibi sakin, huzurlu, bambaşka bir dünya var Amsterdam'ın içinde burada. Şimdi yan sokağa geçelim. Fiyatlarını yükselten hem de neden aslında yaşamak için bu kadar popüler bir yer olmasının aslında başka sebepleri de var. Burada genelde yaşayanlar zaten baktığınız zaman çocuklu aileler ya da daha yaşlılar. Yani çok gençleri göremiyorsunuz burada. Yani işte çocuğu olmayan genç çiftleri ya da hani evli olmayan gençleri buralarda çok göremiyorsunuz. Burada tıpkı Türkiye'de olduğu gibi aslında ikametgaha göre çocuklarınızı okullara kaydediyorsunuz ve buranın okulları çok iyi. Buranın okulları çok iyi olduğu için de aslında hem evlere talep çok yüksek. İnsanlar bu çocuklarını bu okullara göndermek için buralarda ve yakınlarda bir yer tutmak istiyorlar. Bu da aslında ev fiyatlarını arttıran en önemli sebeplerden bir tanesi. Bu sebeple de baktığınız zaman hep çocuklu aileleri görüyorsunuz. Ya da çok eskiden yerleşmiş, çok yaşlı çiftleri görebiliyorsunuz burada. Böyle bir popülasyonu var aslında. Biz de aslında çocuksuz ve genç bir çift olmamıza rağmen biraz sakinliği ve huzuru sevdiğimiz için bize çok iyi geldi. Tabii ki herkesin tercihi bu değil. Yani biz burayı gördüğümüz zaman çok sevmiştik ama genelde buraya ilk gelenler arkadaşlarımız ve çevremiz daha böyle Amsterdam merkezinde böyle daha hareketli, daha canlı böyle işte gece hayatının olduğu yerlerde, oralara yakın yerlerde oturmayı tercih edebiliyorlar ama tabii ki tercih meselesi. Bizim şansımız olsa mutlaka burada oturmayı ben tercih ederdim şahsen. Şöyle ben burada yani bu oturduğumuz evi tutmadan önce, kiralamadan önce burada çok ev baktım. Bir tane bile kiralık ev yoktu burada. Evet. Yani. Kiralık neredeyse yok denecek kadar az. Evet. Ya da çok çabuk gidiyor. Ya da bir şekilde siz o listelerde eleniyorsunuz yani. Sizden daha öncelikliler oluyor. O yüzden genelde de çoğu kişi burada ev sahibi. O yüzden burada ev almadığınız sürece oturma şansınız çok düşük. Tabii ki elbette vardır ama şans olarak düşük kalıyor yine de. Aynen. Ya da öyle bir kira istenir ki sizden. Hani denk gelmedik ama o zaman da, muhtemelen evet. Başka bir yerde çok rahat ev alıp o kirayı da morguca verip rahat rahat oturabileceğiniz bir fiyat. Evet, mantıksız bir yere gelen kiralar da görmedik değil. Burada da böyle güzel bir mahalle var. Hayallerimiz bu mahalle. Evet, kalplerimiz bu mahalleyle. Daha ev almadık.
ev alma zamanı geldiğinde, yaklaşık bir senemiz var ev almaya. O zaman bakacağız nereden ne ev alabiliyoruz diye. Bakalım, kısmet olur inşallah, ne diyeyim ya. Evet, yani biraz daha buralarda tam tutamasak da buralara daha yakın yerlerde alternatif mahalleler tabii ki var. Onları da gezdik, gördük biz ama tekrar ev alacağımız zaman tekrardan illaki gezip görüp alternatiflere bakmak lazım. Aynen. O zaman birkaç ev görüntüsü daha verip bugünü noktalayabiliriz bu videoyu. Evet. O zaman şimdi ev görüntülerine bakalım. Ama ev görüntülerine geçmeden önce, Allah'ım sen ne kadar güzel bir şeysin ya. Çok tatlı. Görünecek mi? Ha, aynen geçti. Yani ev görüntülerine geçmeden önce videoyu beğendiyseniz beğenmenizi. Evet. Merak ettikleriniz varsa yorum olarak yazmayı. Evet. Yani yoruma yazarsanız biz de onları çekmeye çalışırız. Elimizden geldiğince. Sevdiyseniz bizi, kanala abone olmayı. Evet. Bildirimleri açmayı. Unutmayın arkadaşlar. Evet, aynen. O zaman ev görüntülerine bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.